Arkadaşlar Teknik Kariyer kanalında yeni bir video ile karşınızdayım. Bu bilgilendirici videomda araçlarda bulunan katalitik konvertörün görevi, değişimin nasıl yapıldığı, iptali durumunda da ne gibi sonuçların olacağı hakkında bilgi vereceğim. Sizler de bu videoyu izleyerek aracınızdaki katalitik konvertör durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlar katalitik konvertörün görevini öğrenirsek bozulması durumunda ne gibi sonuçların olacağı veya değişim yapılması mı yapılmaması mı nasıl yapılacağı gibi hakkında daha net sonuçlar elde edebiliriz. Öncelikle benim zaten aracımda yaklaşık 22 yıllık bir katalitik konvertörüm vardı. Bu katalitik konvertörün arkadaşlar arızalanması sonucunda hem değişimini yaptım hem de size bu bilgi paylaşımını sunmayı hedefledim. Şimdi arkadaşlar bizim araçlarımızda bulunan katalitik konvertör, aracın motor kısmında yanmış gazların, içerisinde bulunan emisyonu yüksek zararlı gazların arkadaşlar, katalitik konvertörün içerisinde bulunan seramik yapıdan geçirilerek içerisindeki etken madde sayesinde arkadaşlar, emisyon değerleri belirlenen işte Euro 4, Euro 5, Euro 3 hangi katalizör takıldıysa artık aracın modeli neyse o standart değerlerin arkadaşlar altına çekerek tamamen temizlemiyor çünkü altına çekerek belli bir seviyede arkadaşlar tutmasını sağlıyor. Böylece çevrenin ve yaşam mahallinin daha az kirlenmesini daha temiz bir çevre için arkadaşlar olması için yapılmış bir eleman, makine elemanı diyelim. Bu elemanımız arkadaşlar zamanla motordaki arkadaşlar bazı aksaklıklardan dolayı veya tamamen ömrünü tamamladığı için arkadaşlar bozulabiliyor. Şimdi nasıl bozulur? Yaklaşık ömrü bunun arkadaşlar 200-250 bin kilometredir. Yani benim aracım işte 250 bin kilometreye geldiği zaman ben bunu muayeneye sokarken yani emisyon değerlerinin yüksek olmasından dolayı anladım ki belki daha da önce bozulmuş olabilir. Aracınızda arkadaşlar işte bobin arızası, buji arızası işte veya yakıt sistemindeki herhangi bir aksaklık, yağ yakma gibi sebeplerden dolayı emisyon değerlerinin yükselmesi ve bu yüksek emisyon değerlerinin de arkadaşlar katalitik konvertörün içerisindeki yapıyı tamamen tıkaması veya bozmasıyla bunun ömrü azalabiliyor. Yani 150 bin kilometrelere kadar düşebiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar motordaki herhangi bir arıza durumu katalitik konvertörün arkadaşlar direkt şeyini bozulmasını veya ömrünün azalmasını etkileyebilir. Bu bozulduğu zaman da arkadaşlar ne oluyor? İşte katalitik konvertör tıkanabilir. Tıkandığı zaman motorun performansı düşecek. Siz daha fazla gaza basacaksınız. Tıkanma miktarı daha da artacak ve yakıt sarfiyatınız da artacak. Ve emisyon değerleriniz de bu bağlamda da arkadaşlar daha fazla olacak. Yani işte egzozdan daha böyle işte benzinimsi, yanmamış benzin dumanı veya yanmamış işte yakıt buharı alabiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar işte tabii ki öncelikle bu arızayı motorda aramak lazım. Motordaki arıza geçirdikten sonra emisyon değerleri, emisyon içinde emisyon makinesine bağlayıp bu değerleri kontrol etmek gerekiyor katalizör arızasını tespit için. Dolayısıyla arkadaşlar bu hani üçlü arasında git gel illaki yapmak gerekiyor. Katalizör, egzoz emisyonu ve motor bölümündeki arızalar. Şimdi arkadaşlar bu katalitik konvertör bozuldu diyelim. Nasıl değiştireceğiz? Aracımıza uygun arkadaşlar katalitik konvertörü direkt araca uygun veya işte universal bir cihaz alıp takmak gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar işte Euro 4, Euro 3, Euro 5 gibi katalitik konvertör katalitik konvertörler bulunuyor piyasada. Bunlardan istediğiniz alıp takabilirsiniz. Ben kendi aracıma Euro 4 yaklaşık işte 1000 liraya mal olan bir katalitik konvertör taktım. Bunun değişimini yaptıktan sonra performansında hissedilir derecede bir miktar artma oldu. Peki kat iptali yapanlar ne yapıyor? Kat iptali yapanlar arkadaşlar katalizörü tamamen kestirdikten sonra oraya düz bir boru bağlayıp tamamen egzoz gazının rahat çıkmasını sağlıyor. Tabii doğal olarak da bu da motor performansını işte 3 beygir, 2 beygir civarında bir artışa sebep oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar insanları cezbeden noktada bu. Ki cezbediyor ama motordaki arkadaşlar direkt emisyon değerleri yüksek olarak ne yapıyor? Çevreye yayılıyor. Ve bu da yaşadığımız çevreyi kirletiyor. Bu noktada hani dünya zaten bize çocuklarımızdan, arkadaşlar çocuklarımızın emaneti. Dolayısıyla hani biz de bunlara en iyi şekilde bakacaksak dolayısıyla da ne yapmamız gerekiyor? Bu tarz yönetmeliklere veya uygun olan cihazların zamanı geldiği zaman da değiştirilmesi gerekiyor ki ben kesinlikle kat iptalinden yana değilim. Bunu da arkadaşlar zaten kendi parasını vererek bir katalizörü değiştirmiş oldum. Sizler de bu noktada hani gerekli hassasiyeti göstermenizi tavsiye ederim. Katalizör değişimi yapıldıktan sonra arkadaşlar dediğim gibi performansında ve emisyon değerlerinde bir miktar düşme olacaktır. Normal değerlere geçecek. Mesela aracınız Euro 3'tür ama siz Euro 4 katalizör takabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı olmaz. Ama çok da fazla Euro 5 vesaire çıkmayın. Benim arabam işte Euro 4 taktım ben kendi aracıma. Bu şekilde bağlantısını egzozcu arkadaşımız yaptı ve dediğim gibi şu an kullanıyorum ama
Katalizör değişimini yaptıktan sonra arkadaşlar direkt emisyon muayenesine, egzoz emisyonuna girmeyin. Çünkü bir miktar içerisinde etken maddenin aktif olması lazım. Bu da yaklaşık 300-500 kilometre civarında yine benzinli kullanımlarda aktif hale geliyor. Yani tüplü kullanımlarda vesaire arkadaşlar biraz daha bu durum gecikebiliyor veya ertelenebiliyor. Bundan dolayı arkadaşlar bir miktar motorunuzun gezilmiş olması ve yani kilometre yapmış olması ve işte emisyon sırasında da motorunuzun sıcak olması gerekiyor ki emisyon katalizörden arkadaşlar tam verim alabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadardı katalizörle ilgili arkadaşlar. Umarım sizler de katalizörün arkadaşlar görevini ve değişiminin ne amaçla yapıldığını anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.